Kodiz Life kanalından merhaba arkadaşlar. İsmim Naz Aksoy. Google Chrome Developer Tools serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hızlıca başlayalım. Evet, yine Vasago projemiz üzerinden devam edeceğiz. Hemen bir F12 yapıp konsol ekranımızı açıyoruz. Element ve konsol kısmını daha önceki videolarda incelemiştik. Bugün de sources kısmına geçiş yapıyoruz. Evet, bugün size burada neleri anlatacağım? Bakalım. Şunları kapatalım. Bunu da kapatalım. Gördüğümüz gibi sources ekranımızda bir sol taraf, bir de sağ taraf var. Sağ kısım var. Sources ekranında temel olarak bize o siteye ait kaynaklar gösterilmekte, yani source'lar gösterilmekte. Ne gibi? Örneğin localhost sitesinden neleri indirmiş? Mesela content klasörü altındaki template'in altındaki CSS dosyalarını indirmiş ve tıkladığım zaman bunları açıyor. İçeriğini görebiliyorum. Aynı şekilde JavaScript dosyalarını gösteriyor. Aynı şekilde resim varsa resimleri gösteriyor. Yani bu sayfaya ait tüm kaynakları gösteriyor. Bu kısım localhost'tan inenler. Örneğin bu aşağıdakilerde farklı sitelerden de ben web siteme bir şeyler dahil etmiş olabilirim. Örneğin Fonts Google API'den ne almışım? Bir CSS dosyası almışım, değil mi? Roboto yazı stilini çekmişim. Materyal ikonu çekmişim gibi. Ya da Maxidian Bootstrap'ten bir CSS ve font klasörleri altında bir şeyler almışım gibi gibi şeyler. Buradan herhangi bir sitedeki kaynaklara erişebiliyorum. Bu buranın en temel özelliği. Peki burada daha başka neler yapabiliyorum? Ekranımız biraz küçük gibi görünse de, yani sağ sol burada ne yapabiliriz deseniz de, aslında çok geniş bir konu. Detaylandıkça detaylanıyor, içine girdikçe giriliyor Chrome'da. Uzun olduğu için ben bunu sources kısmını iki videoda anlatmayı düşünüyorum. Bu videoda sadece breakpoint debugger olayını anlatacağım. Nasıl JavaScript'te debugger yaparız, nasıl buraya breakpoint koyarız. Onu inceleyeceğiz. Daha sonraki videomuzda da snippets alanı ve buraya workspace dosyası ekleme konularını inceleyeceğiz. Evet, hızlıca başlayalım. Şimdi burada bir breakpoint koymayı göstereceğim. Daha sonra da kod tarafından nasıl breakpoint koyarım, bu ikisini göstereceğim. Buradan herhangi bir JavaScript dosyamı açtım. Burada hazır, daha önceden eklenmiş breakpointlerim var. Şimdi bu kenarda görmüş olduğumuz mavi çizgiler herhangi bir sayıya, sayının üzerine gelip tıkladığınızdan breakpoint koymuş oluyorsunuz. Koydum. Breakpoint demek yani burada dur demek. Ben burayı debug etmek istiyorum, incelemek istiyorum demek. Debugger'ı koyduktan sonra burası baktığım zaman document ready function, yani sayfa yüklendiği zaman çalışsın dediğim fonksiyonlar. Şimdi buranın çalışmasını bekleyemem. Burası ancak sayfaya refresh attıktan sonra çalışır. Veya sayfada herhangi bir yerde şu anki vaziyette debug etmek istiyorsam, örneğin burada bir soft delay to do demişiz. Burada bir fonksiyonum var. Ya örneğin buraya bir debugger eklersem, sayfayı refresh etmeden buradaki sile basıp sonra da onaylarsam buradaki debugger'a düşecektir. Şimdi hemen bir refresh yapıp debugger'ımız nedir ne değildir bakalım. F5 diyorum. Ne oldu? Ben buraya bir breakpoint ekledim. Ve burada durdu. Pause. Durdu. Daha sonra ben burada kaldığım yerleri inceliyorum.
tamamlanmış öğeler bir fonksiyonmuş, total list içerisindeki 7. satırmış falan filan. Şimdi ne oluyor? Sayfa yüklenirken dedik. Şu an aslında sayfa ne oluyor? Yüklenmiyor, bekliyor. Yani benim bu adımı işletmem bekliyor. O yüzden sayfa yüklenmiyor. Arkada bir load icon dönüyor. Ben bunu devam ettirmek istiyorum. Şuradan resume diyorum. Devam ettirdim. Debugger'ım çalıştı. Şuraya bir yorum satır yapayım. Orayı daha sonra göstereyim. To do list CS. Şuraya şimdilik yorum yapacağım. Burayı daha sonra şey göstermek için açmamız lazım. Şimdi breakpoint kısaca bu şekilde. İncelemek istediğim yere breakpoint koyuyorum. Sonra onu debug edebiliyorum. Buradaki önemli bir nokta da debugger'ı koyduktan sonra eğer orada durmasını istiyorsanız konsolun açık olması lazım. Yani burası kapalıyken siz buradaki debugger'a düşmesini beklemeyin. Açık olması lazım. Açık olduğu zaman debugger'ıma düştü. Şimdi en temel özelliğimiz buydu. İncelemeye devam edelim. Kenarda nelerimiz var? Öncelikle şuradaki butonlarımızı inceleyelim. Burada 4 tane butonumuz var temel olarak. Birincisi Resume Script Execution diye bir butonumuz var. Bu butona tıkladığım zaman script'i işletmeye devam eder. Yani breakpoint'i çalıştırır, o satırı çalıştırır. Eğer başka bir breakpoint varsa oraya atlar. Eğer yoksa da bitirir. Bunun manası bu. Step over next function call var. Bu da bir sonraki adımı atla demek. Yani bu da eğer kodu adım adım işletmek istiyorsanız, örneğin 2'de durdu, 3'e geçsin, 4'e geçsin diye devam etmesini istiyorsanız, o zaman da bunu kullanmanız gerekiyor. Kısa yolu F10. Daha sonra step into next function var. Bu da eğer bir fonksiyon içerisine girmek istiyorsanız. Ne demek? Yani tamamlanmış öğelerden sonra get to do var. Ama ben şu an tamamlanmış öğelerin içine girmek istiyorsam, aşağıdaki fonksiyonum içine girmek istiyorsam F11 ile ilerletmem lazım. İstiyorsanız yavaş yavaş inceleyerek gidelim. F8 dediğim zaman ne oluyormuş bakalım. F8 diyorum, işletti ve bitirdi. Başka bir debugger'ım olmadığı için, başka bir debugger'ım olsaydı oraya düşecekti. Peki F10 ne işe yarıyor ona bakalım. Şimdi debugger'ım yine buraya düştü, tamamlanmış öğeleri, bu bir fonksiyon. Ben bunu adım adım işletmek istiyorum. Yani step over, bir sonraki adıma geçmek istiyorsam buna basıyorum. Bastım, bir sonraki 2'den 3'e geçti, bir sonraki adıma geçti. Bir daha basıyorum, bir sonraki adıma geçti ve bitirdi. Değil mi? İkincisi de bu kadardı. Bunun kısa yolu da F10 dedik. Şimdi diğer ikisine de bakalım ne demek. Bu fonksiyon içerisine girmek için dedik. Örneğin tamamlanmış öğeler. Biraz önce F10'a bastığımız zaman get to do'ya geçmişti. Ama şimdi ben bu fonksiyon içine girmesini bekliyorum. Ben bu fonksiyon içerisinde ne var onları da adım adım işletmek istiyorsam. O zaman F11'e basıyorum. Ne yaptı? Bu fonksiyon içerisine girdi. Daha detaylı inceleme şansım oldu. Peki bu ne işe yarıyor? Step out of current function. Bu da benim bulunduğum fonksiyondan çık demek. Yani şu an ben tamamlanmış öğelerin içerisindeyim. Bunu işlet, bitir, çağrıldığım yere döndür demek aslında. Şu an neredeyim? Tamamlanmış öğelerin içerisindeyim. Ben step out of current function'a bastığım zaman ne yapacak? Tamamlanmış öğeleri çalıştırıp bitirip bir sonraki satırına geçecek. Bakıyorum, evet, tamamlanmış öğeleri bitirdi, bir sonraki satırına geçirmiş oldu. Bu ikisi de bu şekilde. Aynı şekilde get to'ya da bakabiliriz. Yani bunun içine de girmek istiyorum. Girdim. Bir adım daha ilerledim. Ama artık bu son adımı ilerletmek istemiyorum. Sıkıldım burada. Artık fonksiyonu bitir, beni geri döndür demek istediğim zaman buna basıyorum. Ve bitiriyor. Bu dördü bu şekilde. Şimdi bu kısımda bir de sağ tarafta
nelerimiz var bunları inceleyelim. Kenarda bir breakpoint alanı var. Gördüğünüz gibi ben buraya bir breakpoint ekledim ve buraya hemen eklendi. Örneğin buraya da bir tane koysaydım o da eklenecekti. Gittim buraya da ekledim. Bir tane daha eklendi. Gibi ben ne kadar buraya breakpoint eklersem buraya ekleniyor. Hatta başka bir sayfaya da breakpoint koyayım. O da ekleniyor. Yani buradan hepsini görebildiğiniz bir yer. Breakpointleri görebildiğimiz yer toplu. Bu alandan ne yapabilirim? Eğer ben bunları her birine şimdi duracak tek tek. Değil mi? Başlattım. Sonrakine geçiyorum. İşletti, bitirdi. Bir içine gir demediğim için. Adım adım işlet deseydim. Ne olacaktı? Adım adım işletecekti. Ha, bu if'in içerisine girmiyor. Tabi doğru. If'in dışına koysaydım buraya da gelecekti. Bakalım. Ben de diyorum niye fonksiyonun içerisine girmedi. Bir sonraki adıma geçtim. If'in içerisine geldi. Bu if sağlanmadığı için bu adıma tabi de geçmiyor. İşlet diyorum. Bitirdi. Yani breakpointler bu şekilde. Şimdi çalışırken bazen bunları pasif almanız gerekebilir. Ya bir orada duruyor, bir burada duruyor. Buralara da eklemişim. Kategoriye de eklemişim. Bunları kaldırmamız gerekebiliyor. O zaman bu sol taraftan, sağ taraftan hemen müdahale edebiliyoruz. Ne yapabiliyoruz? Mesela buradan pasif alabiliyoruz. Gittim tüm breakpointlerimi artık pasif aldım. Yani buralarda artık durmayacak. Direkt işlemeye devam edecek. Başka ne yapabiliyoruz? Buradan tamamını kaldırabiliyoruz. Remove all breakpoints. Ya da şöyle bir şey daha var. Onu da göstermiş olayım yukarıdan. Diyelim ki tamamı açık. Siz buradan hepsini kapatmak istemiyorsunuz. Şurada bir deactive breakpoints var. Buna bastığın zaman hepsi tamamen pasife alınmış oluyor. Ve çalışmanıza devam edip sonra gerektiği zaman bunu tekrar açabiliyorsunuz. Bu da bu şekilde. Remove all breakpoints ya da disable all breakpoints seçeneklerini kullanabilirsin. Ben şimdi kaldırayım. Tamamı kalktı. Tamamdır. Breakpoint sekmemiz bu kadardı. Şimdi watch sekmemiz var. Bu ne işe yarıyor? Şuraya bir breakpoint koyup görelim ne işe yaradığını. Şimdi buraya geldim. Ben bu fonksiyonun içine gireceğim. Girdim. Örneğin buraya izlemek istediğiniz bir değer varsa onu ekleyebiliyorsunuz. Örneğin burada bir A değişkenim var değil mi? Ben bu A değişkenimin değerini burada görmek istiyorum, izlemek istiyorum. Üzerine geldiğin zaman aslında bana da değerini veriyor undefined diye. Buradan sağ tıklayıp add selected text to watch diyorum. Buraya ne yaptı? Ekledi. Şu an undefined olduğu için bunu ekledim. Şimdi adım adım işleteyim. Değerlerin değiştiğini bu kısımdan izleyelim. F10 diyorum. Ne oldu? A180 oldu ve aynı şekilde buradan görebiliyorum. Devam ediyorum. 270 oldu. Buradan görebiliyorum. Devam ediyorum ve bitiriyorum. Ne olmuş oldu? Ben buradaki değerimi anında görebilmiş oldum değişiklikleri. Sadece bu değişkenleri mi ekleyebiliyorum? Hayır. Örneğin burada bir value değeri alınmış. Bunu da ekleyebiliyorum. Bunu da ekleyelim. Şöyle bir breakpoint ekleyelim de dursun. Gelelim oraya da. Ne yaptı? Geldi. Aslında burada seçtiğim zaman bana ne yaptı? Değerini veriyor. Yani değerini verdiği bir şeyi buraya da ekleyebildim. Burada da görüyorum zaten bir diye. Örneğin bunu ekleyebiliyor muyum? Bakalım. Çizgi. Çizgi aslında ne bir? Obje. Bunu da yine sağ tıkla ekle diyorum. Ekledi. Bunu da ekleyebiliyormuşuz demek ki. Ne yaptı? Bana objenin tamamını verdi. Üzerine bir değişiklik olursa oradan bu değişikliği de ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. Devam edelim.
şurada bir refresh var. Eğer değerlerin son halini görmek istiyorsanız örneğin refresh edebilirsiniz. Şimdi A'ya niye not available diyor da bunların hala değerini vermeye devam ediyor. Çünkü A ne oldu? Bu scope içinde çalıştı sadece. Bunun dışına çıktığı zaman da bu değer öldü artık. Bu değişken artık yok. O yüzden not available, yani bilmiyor bunun değeri nedir. Ama diğerleri genel değişken olduğu için bunları görüyor dedik. Watch kısmında bu kadar. Aynı şekilde bunların hepsini de silebiliyoruz. Şimdi bir de XHR breakpoint olayımız var. Buraya da örneğin URL'de şu geçiyorsa durdur diyebileceğimiz bir alan. Örneğin ne yapalım? To-do list. Mesela şunu bir silelim. Çünkü URL'de bu geçiyorsa durdur. Ne yaptım? Bunu ekledim. URL contains soft delete falan filan. Sil dedim. Şimdi burası neresi? Confirm onayladıktan sonra çalışan bir yer. Yani yes'e basmam lazım. Basıyorum. Ne oldu artık? Burası çalışacak. Diyor ki bana durdurdum. Senin URL'inde bu geçiyor. Gerekebilir. Gerekli durumlarda ne yapıyoruz? XHR breakpoint'te koyabiliyoruz. Devam et diyor. Silsin. Geçmiş olsun. Notumuz kalmadı. Evet, XHR breakpoint de bu kadardı. Bir de DOM breakpointlerimiz var. DOM Document Object Manipulation demek. Yani dokümandaki objelerimde bir değişiklik olursa breakpoint ekle demek. Şimdi bu alan breakpoint'i buradan ekleyemiyoruz. Artı falan filan yok. Nereden ekleyebiliyoruz? Elements kısmından ekleyebiliyoruz. Yine şu input üzerinde çalışalım. Bu benim bir HTML elementim değil mi? Buna sağ tıklıyorum seçilirken. Şurada break on var. Burada 3 tane seçenek var. Bunlarla DOM breakpoint ekleyebiliyorum. Birinci özelliğim subtree modification demiş. Subtree modification ne demek? Benim alt ağaçlarımda bir değişiklik olursa debugger'a düşür. Attribute modification var. O da eğer benim attribute'larımda bir değişiklik olursa, eklenme veya çıkarılma olursa debugger'a düşür. Node removal var. Bu da eğer benim bu elementim silinirse, remove olursa debugger'a düşür. Örneğin şu attribute modification'ı deneyelim. Ne oldu? Ben onu ekledim. Şuraya bir mavi bir şey ekledim, değil mi? DOM breakpoint ekledi. Aynı şekilde source'a gidiyorum. Ne yapmış? DOM breakpoint'e bunu eklemiş. İsmini de yazmış attribute modified diye. Şimdi bunu değişiklik yapalım da görelim. ID'sini alalım. Konsoluma gidiyorum. Şöyle bir clear yapalım. Şimdi input'um geldi. Ben bu input'uma bir attribute ekleyeyim de breakpoint'e düşsün, değil mi? Ne ekleyelim? Örneğin bunu disable yapalım. Yani pasif alalım. Şu an aktif. Description nokta attribute diyorum. Disable diyorum. Enter diyorum. Ne oldu? Bir attribute eklerken pause oldu şu an. Durdu. Geliyorum elementimde. Şu an henüz öyle bir şey yok. Çünkü benim bunu satırı işletmem lazım. Çalıştırmam lazım. Devam ettir diyorum. Ne yaptı? Bu satırı çalıştırdık. Gidelim elementimize bakalım. Disabled olmuş mu? Gerçekten olmuş. Aynı şekilde kaldırsam da aynı tepkiyi verecek. Kaldıralım. Remove attribute diyelim. Remove attribute diyorum. Ne oldu? Yine debugger'a düştü. Çalıştır diyorum. Yine ne oldu? Disable'ını kaldırmış olduk.
Node Remove'a da bakalım. Benzer şekilde. Node Remove'u ekledim. Biliyorum, bakıyorum buraya. Ne oldu? Bunu da buraya ekledi. Yani ben input'u kaldırdığım zaman ne yapacak? Debugger'a düşürecek. Description Remove diyorum. Kalktı. Çalıştırdım. Son breakpoint de bu kadardı. Çalıştıralım, bunu da kaldıralım. Tamam. Devam edelim. Bu alanda bu kadardı. Bir de burada Event Listener breakpoint kısmımız var. Burada da sayfamdaki bazı eventleri dinlerken bunlar da debugger'a düş diyebiliyorum. Bakalım. Örneğin burada bir keyboard key down var. Yani tuşa ben bastığım zaman dur. Neyse, tuşa basalım. Bastım. Durdurdu. Devam et diyorum. Veya key up'a basalım. Bastım. Durdurdu. Şimdi basıyorum. Çekmiyorum elimi. Durmuyor, o yüzden bıraktım. Key up. Tuştan kalktığı zaman durdu gibi gibi şeyler. Başka ne var? Mod varmış. Mouse event. Örneğin click eventi. En bilinen event. Örneğin bu silde click vardır. Tıklıyorum. Ne yaptı? Bunun click eventinde debugger'a düşürdü değil mi? Silme. Bu kısımda böyleydi. Yani genel olarak burada anlatacaklarım bu kadar. Şöyle burada bir iki kısa yol daha göstereyim. Hoşuma giden gördüğüm. Şöyle bir tuş kısa yolumuz var. Örneğin burada bu süsle açılmış. Bazen kodlar o kadar karışık oluyor ki ya, o açılan nerede kapanmıştı böyle arayıp bulamıyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra Ctrl M tuşuna basarsanız çok güzel, acaba video şeyle mi çakıştı? Aslında gösteriyor ama siz bir deneyin. Çalışıp çalışmadığını bana bir yorumda yazın. Normalde bu çalışıyordu. Ctrl M olması lazım. Manisa'nın M'si. Bu tuşa bastığınız zaman açılan parantezin bana hemen kapandığının sonuna gidiyor. Yani nerede kapandığını gösteriyor diyelim. Ona bir bakın. Bir de gördüğüm şöyle bir özellik var. Black box diye. Türkçe mealide kara kutu demek. Örneğin onun için eklemiştim. Türkeş'ten almasın. Onu da kısaca anlatayım. Bu videoyu burada bitirelim. Şimdi black box ne işe yarıyor? Ah, proje. Fonikiye basıyorum. Source'a geldim. Şuraya bir debugger ekledim. Basıyorum. Şimdi get to'ya bastım. Ben burada bunu adım adım işletmek istiyorum. İşlettim. Bir sonraki adıma geçtim. Add kategori modal. Diyelim ki ben bu function içine girmek istiyorum. İlerle diyorum. Ne yaptı? İçine girdi. Girdi. İşte devam etti falan filan. Bitirdi. Şimdi şöyle bir özellik var. Nereden, yani illa bunu da kullanacaksınız diye söylemem ama herhangi bir script dosyasının içerisine debug ederken girmesini istemeyebilirsiniz. Yani oraya atlasın. Hani oradan sonrasını işletsin gibi. O zaman diyorsunuz ki burası black box script. Burayı kara kutuya aldık yani. Şimdi buraya biraz önce düşmüştü. Tekrar bir deneyelim, yine düşecek mi? Bir refresh yapıyorum. Buraya geldi. Bir sonraki adıma git diyorum. F11 diyorum. Ne oldu? İçerisine girmedi. Yani burayı işletmiş gibi oldu. Yani bu script'i black box'a aldı.
Devam ediyorum. Bu da bu şekilde. Bunu tekrar kaldırmak isteyebilirsiniz. Stop black boxing diyerek de kaldırabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar.